Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Herkese mutlu bir pazar diliyorum. Bugün ayın 8'i. Jose Mourinho en iyiye çok yakın. Çeyrek asırlık teknik direktörlük kariyerinde 10 farklı takım çalıştırmış Jose Mourinho. Ve en iyi sezon başlangıçlarından birisini Fenerbahçe yapmış. Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyonu kastetine inşallah nokta koyacak bu Jose Mourinho. Ve Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 puan topladı. Beklentiler arasında bakarsanız tam olarak karşılanmadı. Çünkü niye Fenerbahçe taraftarı Jose Mourinho geldiyse hani normal sıradan bir insan 4 maçta 12 puan toplayabilirse Jose Mourinho 16 toplaması lazım. Eğer toplamıyorsa Fenerbahçe yönetimi para çalıyordur. Taraftarın hayallerini oynuyordur. Acun Ulucalı'nın istifa etmesi gerekir. Ali Koç teknik direktörlük başkanlıktan anlamıyordur. Ne bileyim başka bir şeydir. Şöyle böyle falan filandır diye düşünüyorlar şaka yaptığımı zannetmeyin. Gerçekten de bu düşüncede olan arkadaşlar var. Şimdi 10 farklı takım çalıştırmış. E, Mavilerle çıktı. 7 sezonun 3'ünde 12 puan toplamış. Ve 10 sezonda ise ilk 4 haftayı 10 puanla yani tek beraberlikle kapatmış ki Fenerbahçe performans bunlardan biri olmuş. 7 takımdan iyi diyor. Yani yakaladığı istatistik değer madde şundan bundan iyi diyor. Jose Mourinho ligde ilk 4 haftayı 10 puanla geçtiği sezonlarda Avrupa'ya damga vurmuş. 2003-2004'te Porto, 2009-2010'da Inter'le gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları böyle lig başlangıçları sonrasında gelmiş. Yani ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Kupası'nı kazanma ihtimali var mı? Var. Yok değil. Hocam sen olacağına inanıyor musun? İhtimal veriyor musun? İnanıyorum, ihtimal veriyorum. Peki olur diyor musun? Demem. Arkadaşlar bak hayallerle yaşayanı gerçeklerle üzerler. Şu an için bakın stratejik plan yapan insanlardan biri benim. E, zamanda müdürlükte yaptığım için biliyorum. Stratejik plan hani kısa vadeli hedefler uzun vadeli hedeflerden oluşur. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile arka arkaya 3 sene çalışacağını bana garanti edin. Ben size yani Avrupa'dan kupa garanti edeyim. Şimdi bizim anlaşamadığımız nokta burası zaten. Teknik direktör geliyor. Daha ikinci ayında tartışıyoruz. Daha ikinci ayında tartışıyoruz. Bakın ben size tartışarak başka bir şey söyleyeyim. Monteya 10 kişi kaldıktan sonra takımı daha çok beğendim. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Barış Alper Yılmaz'dan Yılmaz'ı beğenmiyorum demek. Bana zorla oynatıyorlar demek. Süresiz kadro dışı demek. Bu sözler çok mesaj içeriyor demek. Öyle değil mi? Ama baktığınız zaman... Varış alperin maçını geberiyorlar. İrfancan Kahveci'ye yeni sözleşme diyor. Ya çok okumak istemiyorum bu haberi. Yine söylüyorum bu haberin zamanlaması 13 Eylül'den sonra. Ama Fenerbahçe yeni sözleşme konusunda anlaştı falan filan diyor. Ben İrfancan Kahveci'yi tanıyorum. Eşini de tanıyorum. Ve İrfancan Kahveci ile ilgili sadece size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Ali Koç İrfancan Kahveci'nin önüne bir kağıt koysa İrfan altını imzala dese, okumana gerek yok ben okudum dese İrfan Can imzalar. Başka hiçbir cümle söylemiyorum. Bakın başka hiçbir cümle söylemiyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ne demek istediğimi inşallah herkes anlamıştır. Ne demek istediğimi daha açık söyleyeyim. O sayı için çok söylüyorlar. Hocam işte imzalayacak, imzalamayacak, yüksek maaş istiyormuş. 15 milyon euro istiyormuş, 40 milyon euro istiyormuş falan. Lütfen herkesin her dediğine inanmak gibi bir hata yapmayın arkadaşlar. Çünkü herkes sizin kadar iyi niyetli değil. Herkes sizin kadar Fenerbahçeli değil. Ya 900 bin euro para alıyor. 1 milyon 750 bin euro istiyor. E Fenerbahçe'de ona yakın bir para. Hani bir buçuk civarında para. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Bazı futbolcuların sadece orada yazan yıllık ücretleri yok. Bir de maç başıları oluyor. Anladınız mı? Yani maç başı ücret de alan futbolcular oluyor. O yüzden durum bu şekilde. Şimdi İrfan Can'la ilgili konuyu kapattık. O sahneye ilgili. O aklıma gelmişken e, sakatlandı. Arkadaşlar o sahneye ilgili bir duyumum var. Bilmiyorum bu saate kadar da aksi ya da benzeri açıklandı mı bilmiyorum. Haberim yok. Ama e, o sayenin 2. 3. derece zorlanma yaşadığı bana gelen bilgiler arasında e, hani bu da 2-3 haftalık bir sakatlık. Kimisi diyor ki sezonu kapattı. Kimisi başka bir şey oldu. Kimisi şöyle yaptı. Kimisi böyle yaptı diye. Yani e, gerçekten çok ilginç ya. Bu arada yine Galatasaray yine sıkıntı. Türkiye Kupası maçlarında bilet geliri iki takıma paylaştırılıyormuş. Geçen sene oynanan Karagümrük maçında Galatasaray yönetimi stada gelen taraftarların sayısını az göstererek gelirin bir kısmını paylaştırmamış. Bunun üzerine Süleyman Hurma davacı olmuş. Karagümrük niye küme düşürüldü anladınız mı şimdi? Yani inşallah anlamışsınızdır. Bu ilkin aydın ee, hangi takım Galatasaray sporcusuydu değil mi? Galatasaray sporcusuydu. Bayağı tartışmalara sebep olmuştu. Milli voleybolcu İlkin Aydın bir cümle konuş. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demiş. Ya yani şu anda bir tartışma var sosyal medyada. Yani bu arkadaş alıp belki de milli takıma voleybolda neler olduğunu çok tartışmalar olduğunu söyleyeyim. Ee, onu da belirteyim. O sayı için ben böyle biliyorum. Ama daha kötü senaryolar üretenler de var maalesef. Ve maalesef. Yani. Abdülkerim Durmaz Galatasaray'a bak. Torre'de sakatlandı. İki ay yok. Kim oynayacak? Kaan Ayhan. Sol beke bir şey oldu. Kim oynayacak? Kaan. Zaha gitti. Kerem gitti. Açık yok. Kim oynayacak? Kaan. İnsanlar ağlamıyor ama Fenerbahçeliler nereye baksam ağlıyor diyor. Doğru. Do doğru söylüyor. Doğru söze ne denilir arkadaşlar? Ya sol bek Allah muhafaza o bir şey oldu desin. Levent Mercan olacak. Al o sahi. Mert Müdür oynayacak. Zorlasan başkası oynayacak. Neyse o sahi konusunda atlatmış olalım. Hani bendeki duyum UEFA ilk maçında oynayamayacak. 2-3 haftalık bir sakatlığı var. Hani normal giderse her şey. Eee Yani durum bu arkadaşlar başka bu arada İrfan Can Fenerbahçe'nin 136 maçta görev almış 30 gol 28 asist yapmış özellikle son iki senesi Maşallah Fenerbahçe'de Aslında bir çıkmaz var Ryan Kent çıkmaz bak Fenerbahçe taraftarı bunu konuşsa mesela ya ayrılması için çözüm üretmeye çalışıyoruz beceremiyoruz gitmiyor gitmeyince para istiyor Hani istediği para 1 milyon euro, 2 milyon euro hocam ya cebine bir iki sıkıştırıp gönderemedik mi falan filan diyorlar. Ulan o kadar basit olsa yanlış anlamayın aptal mı bu kulüpler? Galatasaray gerizekalı al mı? Hocam olabilir. Ya hayır ondan demiyorum. Gerizekalı al Galatasaray eee Oliviera'ya 5.8 milyon euro vererek gönderdi. Ya bunlar basit şeyler değil. Her duyduğunuza inanmayın. O ayrı mesele ama basit şeyler değil. Ha, ama Hamzoğlu oldu benim gibi diyor. 4 6 milyon e, euro yok diyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ayrılma ihtimali az. Jose Mourinho da konuşuyor. Ondan diyor ki teklifler var. Kabul et. Yok diyor. Kurunic, Zaits, Crespo. Bak bunlar gitti. Ama bunun inadını bir türlü kıramıyoruz. Mourinho da deniyor. Yani 18 maç 1 gol 1 asist. Bu sene şampiyonlar ligi de oynatıldı. 68 dakika. Ya Mourinho'nun gözünden tamamen düştü. Şunu söyleyeyim. Hani bazı arkadaşlar da şu yorumu görüyorum. Hocam ben Mourinho'yu tanıyorsam Kent'i oynatır istifade de eder. yani siz diyorsunuz ki bir öğretmensiniz. Sınıfa giriyorsunuz. Anana avradına küfür eden futbolcuyu şey e, öğrenciyi bağrına basarsın diyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. Yani çok bir şey demiyorum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe Omar Fayet'in kapını dün yaptı. Söylediğim gibi Omar Fayet gitti. Gelişim gösterecek. Yalnız dikkat etmenizi istiyorum. Yiğit Efe Demir var, Yiğit Fidan var, Emir Ortakaya var, Omar Fayet var Dört tane. Hani A takımın yedeklisi e, olabilecek futbolcumuz kirada arkadaşlar ve Fenerbahçe planlamayı aslında çok çok iyi yapıyor. Ama birçok kişi anlamıyor. E, onu da söyleyeyim. Gayet de güzel gidiyor. Yolu bahta açık olsun. Kayıtın takımına gitti. Başarılar diliyoruz Ben Shota. Ve Fenerbahçe'nin güncel yabancı oyuncu sayısı 13'e düştüm. Ee, ya yani lisansı çıksa bile kadroda kalıp oynatılmaz. Fenerbahçe'nin yabancı sayısı 12'ye düştüm. 12'ye düşmesi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi hocam? İşte bak kontenjanı kullanamıyoruz. Kötü değil mi sence? 12'ye düşmesi bence iyi bir şey. Ama e, kötü bir şeye doğru da gidiyor. Yani kötü bir şeye doğru da gidiyor. Niye kötü bir şeye? Ya 14 futbolcu alsaydın, yanlış anlamayın iki tane genç seçseydin, seçtiğin gençleri başka türlü kadroya yazardın. Onlar kendini geliştirirken onlar oynar, onlar oynarken onlar dinlenir falan filan. Bu sayede iyi bir rotasyon oluşurdu ama ben yine saçma buluyorum ya. 14 yabancın varsa 14'ünde kadroya alabileceksin. Kardeşim böyle iş mi olur ya? Neyse. Atletico Madrid'e İsmail Yüksek resti. Bu haber önemli bir haber bence. Şimdi Atletico Madrid transferin son gününde İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış. Fenerbahçe geri çevirmiş. Şimdi Atletico Madrid bunu hep yapıyor. 25 yaşındaki orta saha için kapıyı çalmışlar. Fenerbahçe evde yokuz demiş. Transfer teklifini kabul etmemiş. Tabi ki etmez. 1.83 boyunda Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta forma şansı buldu. Toplam 629 dakikası ada kaldı. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri transfer marketin Fenerbahçe düşmanı personeli yüzünden 12 milyon euro. Barış Alper Yılmaz'a 20 yazıp İsmail'e 12 yazan kişiler ne futboldan anlıyordur ne başka bir şeyden anlıyordur. Onu söyleyeyim. Yani Yavuz Sabancıoğlu şunu söyledi. Atletico Madrid 3 milyon euro kiralama bedeliyle İsmail Yüksek'i transferin son günü kiralık olarak kadrosuna katmayı çok istedi. Ee, hani Fenerbahçe yapılan teklifi ikinci bir görüşmeye gerek duymadan reddetti. Amrabat olmayınca İsmail'e geldiler. Yani Atletico Madrid'in almak istediği iki orta saha oyuncusu da Fenerbahçe'de. Ancak Fenerbahçe taraftarına göre e, Fred'in yedeği yok. Ya arkadaş Bak Fred'in yediği yok değil. Fenerbahçe 3 orta ile oynuyor. Hatta ben size Mourinho'nun çok güzel çok klas bir cümlesini söyleyeyim. Diyor ki elimde üç tane şimansık olsa üçünü de oynatırdım. Bu cümlede ne sırlar gizli biliyor musunuz siz? Ne sırlar gizli içinde. Yani elimde üç tane şimansık olsa üçünü de oynatırdım. Çok ciddi sırlar barındıran bir konuşma bu. Ama Fenerbahçe... Ya ben Şimanski eleştire Fenerbahçe taraftarı görüyorum. Kaldı ki Fenerbahçe taraftar iyi ki Alex'in zamanında falan bu kadar yokmuş. Gerçekten bak. İyi ki Alex'in zamanında bu kadar Twitter, Twitter, sosyal medya yokmuş. İyi ki Rıdvan Dilmen zamanında yokmuş. İyi ki Aykut Kocaman zamanında yokmuş. İyi ki Didi zamanında yokmuş. Ne bileyim Can Bartu zamanında yokmuş. Ya i̇yi ki yokmuş. Gerçekten diyorum. İyi ki o zamanlarda yokmuş. Yoksa var ya bizim bir tane bile efsanemiz olmazmış ya. Bir tane bile. Kaç, za kaç zamanda ilk sosyal medya böyle değilmiş ya. Sov zamanında böyle değilmiş ya. Hocam Pereira olsaydı Oğuz Aydın'ı kesin sabek yapar diyor. Yapılmaz diye bir şey yok. Lincoln Ernike'yi geri çağırsak bari almıyorlar, oynatmıyorlarsa. Hani orta açma, pas atma, ara pas, free kick hepsi var. Sol bek oynar, 8 oynar, sol açık oynar. Aslında bizim adamımız Lincoln Ernik'e de biz kendilerimizle mahvettik. Bir nevi. Serdar Aziz hala takım bulamadı. Ee, Sercan Hamzoğlu diyor ki takım bulamazsa geri dönme ihtimali doğabilir. Kontratlı oyuncu sonuçta diyor. Ama burada bir kesinlik olarak söylemiyor. Sadece bulamazsa manasında söylüyor. Şimdi Fenerbahçe arşivram listedeydi. Owen Vision dalı yazmışlar. James Tavernier ismini yazmışlar. Yani Yazmışlar da yazmışlar arkadaşlar. Niye yazmışlar? Fenerbahçe transferinden vazgeçtiler diyor. Yani Emre Mor'u ayak istiyormuş da vazgeçmiş ondan bahsediyor. Ferdi'nin yerine iki aday listede diyor. Bu adaylar Owen Vijendal bir de James Tavernier diye geçiyor. Vijendal ismini ücretsiz kiralama küçük bir opsiyon satın alma opsiyonu ve maaşını karşı taraf verecek şekilde ee, bir sözleşme önerimiz var. Kabul ederlerse güzel olabilir ama kabul etmezlerse de dünyanın sonu değil. Bu Hames Tavernier ben bu arkadaşı olacağını zannetmiyorum. Arşi Brown ismi. Önceleri de söylediğimi yineliyorum. Tekrar ediyorum. Çok da sıkıldınız. Biliyorum aynı şeyleri duymaktan ama menajeri diyor ki 12 istiyorlar. Ben size 7'ye 8'e getirebilirim. Biz de 7'ye 8'e getirebilirsem buyur getir. Yoksa biz istemiyoruz diyoruz. Şu an 7'ye 8'e düştük falan derlerse ben bir şey diyemem. Medina arkadaşlar Medina kulübüne baskı yapıyor. Ocakta değil şimdi gitmek istiyorum diye. Bir an önce takıma katılmak istiyorum diye. Ha, Fenerbahçe de buna güveniyor. Eylül ayında bitirmek için. Basit bir topçudan bahsetmiyoruz. Gerçekten basit bir topçudan bahsetmiyoruz. Bakalım arkadaşlar zamanı gelince neler olacak izleyeceğiz. Bir de şeyi e, Tavernier'i Galatasaray istedi Fenerbahçe alacak falan filan yazıyor. Alakası yok arkadaşlar. Arşiv Brown dediğim gibi 7'ye 8'e düşerlerse olabilir. Gelelim gündemin en bomba ismine. Rafael Leao. Şimdi bu çok komik bir olay. Leao kadro dışı. Hedef Fenerbahçe. Yok artık desem. Gülersiniz değil mi? Ya inanılmaz iddialar. Ya Leo Fenerbahçe'ye mi? Yok artık. İşte inanılmaz iddialar. İşte sonuç diye ben bir başlık atsam bana kızarsınız. Ya dün delinin biri kuyuya taş attı. Taşı çıkarmayı geçtim. Taştan ilgili yorum yapanı taşladılar. Ya adamlar 90 milyon Euro'luk futbolcuyu serbest bırakmış. Şimdi kafalarda ne var? Kafalarda işte Galatasaray Osimhen aldı. İşte onlar e, beğenmediler, istemediler. İstemedikleri için, beğenmedikleri için Gönderdiler. Lea'ı da işte beğenmemiştir, istemiyorlar, gönderiyorlar. Biz de alabiliriz mantığı. Arkadaşlar duyduğuma göre oyuncu teknik direktörle sorunlar yaşıyormuş. Yani <laughs> çeşitli sorunlar yaşıyormuş ve yaşadığı sorunlar e, çözülecek diyor Milan yetkilileri ve Milan yönetimi. Yani teknik direktörü sıkıntısı var ama bu sıkıntı giderilecek diyorlar. Ben demiyorum. Onlar diyor arkadaşlar. Ve ee, ben böyle bir transferin olmasına ihtimal vermiyorum. Oyuncunun kadro dışı kaldığı doğru değil. Anladınız mı? Doğru değil. Solbek için bu arada bir sürü isim ortaya atılıyor. Gişliyan Konan ismi mesela Al Nasır'dan kim söylemiş? Bizim Lord Ragnar söylüyor. Al Nasır sözleşmesini feshetmiş Gişliyan Konan'ın. Bak bu arkadaş hali var. Niye? Sözleşmesini feshetmiş. Arap kulübündeymiş. Boşta. Herhangi bir yere para vermek zorunda kalmayacaksın. Limitten yemeyecek. Anladın mı? Zaten e, futbolcuyu Al Nasır bedelsiz almış 2022'de. Al Fahya'ya kiralamış. Şimdi serbest bırakmışlar. Yani Arabistan performans 58 maç 9 asist falan diye. Zamanda da çok istedik bunu hatırlarsanız. Yani her futbolcu olabilir niye olmasın? Ama bu olmaz abi. Ha Serdar Aziz'le ilgili de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe-Serdar Aziz sözleşmesini feshedecek. Nereye gidiyorsan git diyecek benim duyduklarıma göre. Öyle hani e, listeli futbolcusu, kontratlı futbolcu devam eder etmez o şey değil. Bir de Galatasaray istedi. Fenerbahçe alıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek diye bir şey var. Yani <laughs> ya arkadaşlar Bunlar çocuksu şeyler. Ama Mourinho Leo'yu istiyor. Getirecek. Leo Fenerbahçe'nin olacak. Şöyle böyle falan. Ya ee, bir tabir var. Adam bedava geleceğim. Ben para istemiyorum. Dese. Evet. Hodri Meydan TV Osay Samuel'in yapılan tetkiklerinde çok ciddi bir sakatlığı olmadığı 2-3 hafta içerisinde sahalara dönebileceği öğrenildi diyor. Yani Bu da benim duyumumu doğrular nitelikte. Ya inşallah 2-3 hafta bile sürmez hemen iyileşir. Ya dediğim gibi. Bir de ha Leo aklıma gelmişken. Leo'nun bu sezon 3 maça çıkmış. 1 gol 1 asist. 200 dakika oynamış. Üçünde de sol kanat oynamış. Sen oraya maksimini getirmişsin 8 milyon euro vererek. Hani nasıl inanıyorsunuz? Hocam Beşiktaş alacakmış zaten. Fenerbahçe değil. Ben Beşiktaş'ın alacağına inanmanız da mantıklı gelmiyor bana. Yani tamam. Rakiple ilgili konuşmak doğru bir şey değil. Kabul ama. Ya bu Galatasaraylıların bence Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına psikolojik baskı yapma çeşidi. Siz de bunu bence yiyorsunuz. Yemeyin arkadaşlar. Böyle bir olay yok. Haberiniz olsun. Benim buradan bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Sevdiklerinizi kanalımıza abone edin arkadaşlar. Yani 73.200 bunlar çok düşük rakamlar. Bizim en az 100.000 olmamız lazım. 135.000, 200.000 olmamız lazım. Herkes bir tane sevdiğini kanala davet etse zaten kısa süre içerisinde olur. Ama burada da iş bana düşüyor. Size kanalı sevdirmem lazım. Duyumların sevdirmem lazım. Artık transfer sezonu bitiyor. Artık maçlara girişeceğiz arkadaşlar. Hafta içindeki maç gelişmeleri, kadro gelişmeleri, takımdan son dakika haberleri. Transfere dair şimdiden yapılacak olan planlamalar, maç önü yayınları, maç sonu yayınları, maç değerlendirmeleri, futbolcu değerlendirmeleri, e, hani olası sakatlıklar, olası hamleler, ne bileyim kartlar, cezalar, şunlar bunlar ve kararları, rakiplerin atışmaları, hakem skandalları hepsi devam edecek. Hani Allah ömür verdikçe 7-24 bu kanalda devam edecek arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.